Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha bugün de karşınızdayız. Bugün sizler için rahim kanserini detaylandıracağız. Konuğumuz NFSM Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Engin Korkmazar olacak. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 alan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz diyelim ve konuğumuza dönelim. Konunun detaylarını kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bugün rahim kanserini konuşacağız. Aslında toplumumuza baktığımız zaman meme kanserinde yeterince bir farkındalık oluşturuldu. Şimdi aynı şeyi aslında rahim kanseri için de yapmamız gerekiyor. Toplumu bilgilendirmemiz gerekiyor konuya dair. Nasıl bir giriş yaparsınız hocam? Şimdi rahim kanserinin önemi şuradan geliyor. Kadın doğum kanserleri içinde en sık görüleni ve bununla birlikte maalesef son zamanlarda obezitenin artmasıyla birlikte daha da sık görülmeye başlanmakta. Buna bağlı olarak da bu hastalık erken yakalanabilir ve daha doğrusu önlenebilir bir hastalık olduğu için bu konuda farkındalık oluşturmak önemli. Çünkü bu sayede hastalığı kanser olmadan yakalayabiliyor ve tedavi edebiliyorsunuz. Önlenebilir dediniz. Erken evrelerde hastalığı yakalamak, hastanın yaşam süresini ve yaşam konforunu uzatmak için de çok önemli. Detaylandıracağız ilerleyen sorularımızda. Nasıl oluşur peki hocam rahim kanseri? Şimdi rahim kanseri nasıl oluşur? Şimdi kanser dediğimiz şey aslında vücudun kendi hücresinin kontrolünü kaybetmesidir. Yani şöyle ki vücutta sürekli olarak bir yapım ve yıkım denge halinde devam eder. Bu 24 saat boyunca vücudumuzda yeni hücreler yapılır, eskiyenler yıkılır. Kanser dediğimiz şeyde ise bu yapım ve yıkım mekanizmasındaki kontrol bozuluyor ve buna bağlı olarak kontrolsüz bir şekilde hücre yapılmaya ve yani hücre çoğalması kontrolsüz bir şekilde artmaya başlıyor. Normalde rahim iç duvarında da durum yine bu şekilde seyreder. Bilirsiniz hani her kadının bir adet döngüsü vardır. Adet döngüsünün başında rahim duvarı giderek kalınlaşmaya başlar. Sonra belli bir kalınlığa ulaşır. Bu süreçte herhangi bir gebelik oluşursa bu kalınlık devam eder. Ve eğer bir gebelik oluşmazsa bu kalınlık adetle birlikte dökülür ve atılır. Rahim duvarı tekrar incelir. Rahim duvarı kanserinde ise bu kalınlaşma sonrasında dökülmüyor ve buna bağlı olarak da kalınlaşma giderek artıyor. Dolayısıyla hücre çoğalması kontrolsüz bir hale geliyor ve bu kanser halini alıyor. Peki hocam rahim kanseri belirti verir mi? Çünkü birçok hastalık kendini bir ağrıyla belli ediyor. Muhakkak bir hastanın şikayeti oluyor ama rahim kanserinde rutin bir kontrolde mi ortaya çıkıyor yoksa şikayetlerle mi geliyor hastalar? Şimdi şöyle rahim kanseri aslında nispeten şanslı olduğumuz bir kanser türü. Evet bir rahim ağzı kanseri gibi bunu bir 8-10 sene öncesinden çok öngöremiyoruz. Evet risk faktörleri var ve bunları elimine edebiliyoruz ama kanserin kendisini öncü lezyonlarda yakalamak her zaman çok mümkün olmuyor. Ama bununla birlikte erken aşamada bulgu verdiği için genelde biz rahim kanseri hastalarını erken evrede yakalıyoruz. Yani normalde rahim kanseri hastalarımızın yaklaşık her 10 hastadan 8'ini birinci evrede yakalıyoruz. Bu hastalığın 4 evresi mevcut ve biz genelde birinci evrede yakalıyoruz. Ve birinci evrede yakaladığımızda hastalığı tedavi etme ve bundan herhangi bir zarar görmeme ihtimali oldukça yüksek oluyor. Peki risk faktörlerine baktığımız zaman az önce obeziteden bahsettiniz. Artık bir halk sağlığı sorunu haline geldi ve birçok hastalığın sebebinde de fazla kilolar yatıyor ama bunun dışında hangi etkenler vardır hocam risk olarak? Şimdi rahim kanserindeki temel risk faktörü östrojen fazlalığıdır. Östrojen fazlalığına yol açan durumların birçoğu rahim kanserine yol açar. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi tabii ki de obezite. Çünkü yağ dokunun kendisi östrojen kaynağı olduğu için özellikle obezite hastalarında rahim kanserini oldukça sık görmekteyiz. Bunun dışında her adet döngüsünde rahim duvarının inceldiğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla adet döngüsünde düzensizlik olan durumlar, polikistik over sendromu gibi rahim kanserine yatkınlık yapıyor. Ya da bunun dışında özellikle az çocuk sahibi olan kişilerde rahim kanseri açısından yine bir yatkınlık durumu söz konusu. Bunun haricinde sigara tabii ki de tüm kanserlerde olduğu gibi rahim kanseri açısından da ciddi bir risk faktörünü oluşturmakta. Bunun dışında özellikle meme kanseri gibi durumlarda hani bir jinekolojik kanserde yine rahim kanseri ihtimali de artmakta. Evet. Peki doğumla nasıl bir ilişkisi var hocam? Az doğum yapmak
riski artırıyor mu? Buradan şimdi bunu mu anlamalıyız? Az doğum yapmak evet bir miktar riski artırıyor ama bu tek başına hani az doğum yaptım mutlaka kanser olacağım gibi bir durum değil. Sadece şöyle gebelik süreci özellikle hani rahim üstünde östrojeni dengeleyen hormon progesteron hormonudur vücutta ve gebelik süreci bu progesteron hormonunun nispeten baskın olduğu bir süreçtir. Buna bağlı olarak da rahim duvarındaki kalınlaşmayı ve buradaki kontrol tüyü çoğalmayı önler. Bu yüzden de hani doğum sayısını rahim kanseri üzerinde etkisi vardır. Az önce dediniz ki biz hastalarımızın birçoğunu birinci evrede yakalıyoruz diye. Burada nasıl bir teşhis yöntemi tanı noktasında hangi yöntemler uygulanıyor ve biraz da taramaların öneminden bahsedelim hocam. Şimdi rahim kanserinde genelde en sık şikayet adet düzensizliği ya da beklenmeyen kanamalar. Yani menopoz sonrası dönemdeki kanamalar gibi beklenmeyen kanamalardır. Özellikle 40 yaştan sonra beklenmeyen kanamalarda ya da düzensiz adet görüldüğünde bu rahim kanseri açısından bir uyarıcı olur. Bu tarz durumlarda özellikle devam eden kanamalarda rahim duvarından örnekleme yapılması rahim kanserinin erken tanısını sağlayabilir. Tabii ki de her kanserde değerlendirirken öncelikli olarak hikaye ile başlanır. Hikayede uzun süren kanamalar, bunun dışında menopoz sonrası dönemde olan kanamalar, bunun haricinde de kanama ile birlikte başka semptomların da ortaya çıkması bahsetmesi hastanın rahim kanseri açısından uyarıcıdır. Daha sonra tabii ki de muayene kısmına geçiyoruz. Muayene kısmında evet normale göre büyük bir rahim olması yine kanser açısından bizim için uyarıcı. Bunun dışında ise tabii ki kadın doğum muayenesinin mutlaka bir parçası olan ultrason ve ultrasonda baktığınız rahim duvarı kalınlığı rahim kanseri açısından yine bize bir gösterge oluyor. Rahim duvarında özellikle belirgin kalınlaşmanın olduğu durumlarda rahim kanseri açısından ciddi şüphe oluşuyor. Şüphe oluştuğu durumlarda artık yapılacak şey kesin tanı noktasında mutlaka rahimden bir parça alınıp bakılması. Bu parça bize doku seviyesinde tanı sağlıyor ve rahim kanseri ya da bunun öncül bir lezyonu var mı yok mu bunu kesin olarak söylüyor. Ve buna bağlı olarak da sonrasında tedavisini planlıyoruz. Peki bu taramaların ne sıklıklarla yapılması gerekiyor hocam? Aslında az önce risk faktörlerini de anlattık. Bu gibi risk altındaysa tabii ki onların daha kontrol altında tutulması gerekiyor o hasta gruplarının ama kadınlar ne sıklıkla bir jinekolojik muayeneden geçmeli? Şimdi kanser süreci nispeten biraz daha zaman alan bir süreç. Yani şöyle bir şey değil. Hemen işte bugün kanser oldum yarına ilerledi gibi bir süreç değil. Daha çok hani ortalama vücutta kanserlerin gelişim süreçleri 3-4 yıllık süreçler bazen 10 yıla kadar bulabiliyor. Mesela rahim ağzında HPV ile ilk karşılaşmadan rahim ağzı kanserine kadar geçen süre ortalama 8 ila 10 yıl ama rahim kanserinde bu süre biraz daha kısa olabiliyor. Dolayısıyla hani yıllık jinekolojik muayeneleri mutlaka öneriyoruz. Çünkü burada yıllık olarak rahimi ve yumurtalıkları ve rahim ağzını değerlendiriyorsunuz. Bu sayede de iş kanser halini almadan öngörebiliyorsunuz bunu. Peki tedavi noktasında neler söylersiniz hocam? Evreleri var dedik. Birçok hasta da aslında birinci evrede teşhis konmuş oluyor. Birinci evrede hangi tedaviler uygulanıyor ve eğer geç kalınmışlık durumu söz konusuysa hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor hastaya? Şimdi kanser tedavileri artık giderek bireyselleşmekte. Önceden daha standart yöntemler varken artık kişiye özel tedaviler planlanmakta. Burada işte ameliyat tabii ki de tedavilerin başını çekiyor. Bununla birlikte sonrasında ışın tedavisi ya da kemoterapi yine kombine şekilde kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu üçünün arasından hasta için en uygunlarını seçiyorsunuz ve bunu en uygun sıraya göre seçiyorsunuz. Yani hangisini daha önce yapacağız, hangisini daha sonra yapacağız. Yine de rahim kanserinde özellikle cerrahi tedavi ağır basmakta. Çünkü dediğim gibi rahim kanserlerinin her 10 hastadan 8'ini birinci evrede yakalıyoruz. Ve birinci evrede yapılabilecek en iyi tedavi tabii ki de cerrahi. Cerrahi tedaviyle kanserli dokuyu tamamen ortadan kaldırmak temel amaç. Ama gecikmiş hastalarda rahim kanserinde ameliyat olabilmek aslında bir şanstır. Hastalığın erken evrede olduğunu gösterir. Ama ilerlemiş hastalıklarda özellikle 3. ve 4. evreye gelmiş
hastalıklarda artık bunu bir sistemik hastalık, vücuda yayılmış olarak değerlendiriyoruz ve bu tarz durumlarda cerrahiden ziyade öncelikli olarak kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedaviler biraz daha ön plana çıkıyor. Peki metastaz yapma ihtimali başka bir organa sıçraması ve yayılması ne kadar bir süreyi alıyor hocam? Bunun için hani çok standart bir şey yok. Çok öngörülebilir. Çünkü eskiden hani rahim kanseri dediğimiz şey evet tek bir organın tek bir kanseri gibi düşünüyorduk. Şimdi öyle değil. Rahim kanserinin yaklaşık 10 civarında çeşidi var. Bununla birlikte artık genetik çalışmalarında işin içine girmesiyle birlikte her kişinin kendine özel kanserinin genetik davranışları oluyor. Bu hastalığın ne kadar agresif seyredeceğini de bize gösterebiliyor. Dolayısıyla artık çok standartize edemiyoruz bunları. Çünkü artık dediğim gibi her hastalık kişiye göre bireyselleşmeye başladı. Evet, hastalık değil hasta vardır tıpta. Her zaman aynen bunu öyle söylüyoruz programımızda. Peki tekrarlama riski nedir hocam? Özellikle erken evrede yakalanmış hastalıklarda tekrarlama riski oldukça düşük. Yani %5 ila 8'ler civarında. Ama evre arttıkça bu tekrarlama ihtimali de artıyor. Özellikle 4. evrede yakalanmış hastalıklarda bu tekrarlama ihtimali %70-75'lere kadar çıkabiliyor. Peki rahim kanseri aşısı için neler söylersiniz? Aslında yurt dışında daha fazla görüyoruz. Küçük yaşlarda genç kızlara uygulanan bir aşı ama ülkemizde henüz devletin karşılamış olduğu bir aşı olmadığı için kullanımı pek de yaygın değil. Gerekli midir? Olmak gerekli midir şimdi, hocam aşıyı? Rahim değil, şu aşamada rahim ağzı kanseri aşısı dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Şu an rahim kanseri aşısı henüz deneme safhasında. Rahim ağzı kanseri aşısı evet şu an birçok ülkede rutin aşı takviminde. Yani yaklaşık 100'e yakın ülkede şu an aşı takviminde uygulanıyor. Maalesef biz bu ülkelerden bir tanesi değiliz. Bunun da tabii ki işte ekonomik yönleri var. Tabii bir de sonuçta kısıtlı kaynaklarınız var ve bunu optimal kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla da hani her ülke kendisinde görülme sıklığına göre buna ağırlık veriyor. Bu aşı öneriyor muyuz noktasında? Kesinlikle öneriyoruz. Çünkü şöyle bir aşı oluyorsunuz ve kanserden kurtuluyorsunuz ve bu aşı hani güvenliği oldukça yüksek olan bir aşı. Yan etki profilini neredeyse hiçe yoka yakın olan bir aşı. Dolayısıyla da hani oldukça güvenli. Ve siz bununla kanserden kurtuluyorsunuz. Kaldı ki bu aşı sizi HPV'nin birçok farklı çeşidine karşı koruyor. Dolayısıyla sihirlere karşı da koruyor. HPV şu an tüm dünyada oldukça hızlı şekilde yayılmaya başladı. Çünkü cinsel davranışların değişmesi, bunun haricinde diğer işte sigaranın yaygınlaşması gibi faktörlerle oldukça yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla ileriki dönemlerde HPV'ye bağlı hastalıkların artmasını bekliyoruz. Ama HPV'ye bağlı hastalıkların artması engellemede en önemli yöntem aşı. Çünkü aşının çok ciddi bir koruyuculuğu söz konusu. Evet, artık yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz hocam. Nasıl korunabiliriz rahim kanserinden? Rahim kanserinden korunma noktasında tabii ki de bir hayat tarzı değişiklikleri. Yani obezitenin kontrol edilmesi temel faktör. Bununla birlikte sigarayı elimine etmek diğer faktör. Onun dışında hipertansiyonun kendisi de maalesef rahim kanseri hastalarında daha çok görülüyor. Bu metabolik sendrom diye geçiyor. İşte hipertansiyon, tansiyon, obezite, hiperkolesterolemi bunlar hep zaten bir arada bulunan şeyler. Mümkün olduğu kadar bunu da kontrol altında tutmakta fayda var. Tabii ki de bu noktada sportif bir yaşam ve doğru beslenme öne çıkıyor. Bunun haricinde yıllık kontrolleri atlamamakta fayda var. Çünkü bu erken evrelerde yakalanabilen ve başarıyla tedavi edilebilen bir hastalık. Dolayısıyla da hani yıllık kontrolleri de ihmal etmemekte fayda var. Evet. Öncelikle obeziteyle mücadele edeceğiz. Fazla kilolarımızdan kurtulacağız ve her zaman dediğimiz gibi egzersiz hayatımız olacak. Bunun dışında da yıllık rutin kontrolleri de ihmal etmeyeceğiz. Çünkü dedik ki hastaların birçoğu birinci evrede yakalanıyor ve erken teşhis her zaman için hayat kurtarır. Son olarak hangi mesajları vermek istersiniz hocam? Özetleyecek olursak neler söylersiniz? Son mesajlarınızı alalım. Yani rahim kanseri artık nispeten daha tecrübemizin çok olduğu ve hani tedavi başarısının oldukça arttığı bir yöntem. Artık biz hani rahim kanseri tedavisinde özellikle cerrahi kısımda laparoskopik cerrahinin de işin içine girmesiyle çok yüksek oranda başarılara ulaştık. Bununla birlikte laparoskopik cerrahinin yani kapalı yöntemle ameliyatın
getirdiği avantaj da bu kişiler çok daha çabuk zamanda iyileşebilmekte, çok daha az enfeksiyon ihtimali olmakta, çok daha az ağrı olmakta. Çünkü rahim kanseri hastalarımız maalesef genelde kilolu ve ek hastalıkları olan kişiler oluyor. Dolayısıyla da normalde hani büyük ameliyatları kaldırmakta daha çok zorlanıyorlar. Ama kapalı yöntemin devreye girmesiyle artık bu ameliyatlar daha yüksek başarıyla ve daha fazla konforla yapılabilmekte. Bunun haricinde tabii ki de mutlaka yıllık kontrolleri atlamamakta fayda var. Çünkü bu erken yakalandığında oldukça iyi tedavi edilebilen bir hastalık. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Sayenizde bir farkındalık oluşturmuş olduk izleyenlerimize. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı'nda bugün rahim kanserini konuştuk. Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Engin Korkmazar oldu. Bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.